evde oynayabileceğiniz hareketli oyun önerilerinde bulunacağım. İlk oyunumuz Hazine Avı. Arandığında zor bulunacağını düşündüğünüz eşyaların listesini çocuğunuza verin. Bu eşyaları aramak çocuğunuzun hem bedenini hem de zihnini harekete geçirecektir. Aranacak eşyaların listesi çocuğunuzun yaş ve yeteneğine uygun olmalıdır. Ayrıca size bu konuyla ilgili bazı talimatlarda bulunacağım. Çocuğunuz okul öncesi dönemde ise arayacağı eşyanın görselini verebilirsiniz. Çocuğunuz ilkokul çağında ise bu eşyanın basit bir resmini çizebilirsiniz. Çocuğunuz ortaokul çağında ise arayacağı eşyanın adını bilmeceyle verebilirsiniz. Mesela kurudukça ıslanan bir şey. Nedir bu? Havlu gibi örneklendirebilirsiniz. İkinci oyunumuz balon voleybolu. Bir balonu şişirip orta çizgiyi veya hayali filinizi işaretlemek için bir parça bant kullanın. Balon voleybolu iki veya daha fazla çocuk için harika bir oyundur. Ama tek kişiyle oynanabilir. Eğer etrafta başka kimse yoksa, balon yere düşmeden çocuğunuzu balonu vurması için çizginin her iki tarafında da oynatabilirsiniz. Oynayan birden fazla çocuk varsa ve bu çocuklar yaşça büyük ise, oyunun daha zor olması için oyuna birden fazla balon ekleyebilirsiniz. Üçüncü oyunumuz koridorda seksek. Bu hareketli oyun için şu üç şeye ihtiyacınız olacak. Boş bir alan, bozuk para veya herhangi bir küçük obje ve çift taraflı bant. Öncelikle bandı kullanarak seksek kareleri çiziniz. Çocuğunuzdan seksek karelerinin rakamlarını bant yardımıyla çizmesini isteyiniz. Eğer yaratıcı olmak istiyorsanız, seksek kutularını kareler yerine üçgen, elmas veya daire şeklinde çizebilirsiniz. Dördüncü oyunumuz hareketli kelime bilmece oyunu. Çocuğunuz muhtemelen çizgili kağıtta bazı harflerin satırın üstüne doğru uzadığını, bazılarının ortada kaldığını, bazılarının ise aşağıya uzadığını fark etmiştir. Bu oyunda harflerin görünüşünü vücut pozisyonlarına çeviriyorsunuz. Uzun harfler için yukarı zıplıyorsunuz, orta boy olanlar için yerinizde duruyorsunuz ve aşağı doğru uzayanlar için çömeliyorsunuz. Mesela yol kelimesinde Y harfi için çömeliyorsunuz. O harfi için yerinizde duruyorsunuz ve L harfi için zıplıyorsunuz. Oynamaya başlamak için bir kelime listesi hazırlayınız. Sonra aile üyelerinden birini seçerek karşınızdaki kişinin ne olduğunu tahmin edip edemeyeceğini görmek için harfleri teker teker göstermeye başlayabilirsiniz. Beşinci oyunumuz su şişeleriyle bowling. 5 ila 10 boş plastik su şişesi ve bir futbol topu veya aynı büyüklükte başka bir top ile koridorunuzda bir bowling pisti oluşturabilirsiniz. Her şişenin nereye gitmesi gerektiğini işaretlemek için bant kullanmak gerekecektir. Ve eğer yapabiliyorsanız her şişeye biraz şeker, tuz veya kum dökün. Böylece çok kolay devrilmezler. Altıncı oyunumuz Twister. Bu klasik oyun çocukları hareket ettirmek, kaba motor becerileri üzerinde çalışmalarını sağlamak ve sağ sol kavramlarıyla pratik yapmak için harika bir yoldur. Eğer oyuna sahip değilseniz, kendi oyununuzu oluşturmak için renkli kağıtlar veya başka malzemeler kullanabilirsiniz. Yedinci oyunumuz evde kartopu savaşı. Kartoplarınız için iç içe geçmiş temiz çoraplar veya buruşturulmuş kağıtlar kullanabilirsiniz. Güvenli bir alan belirleyip mobilya parçalarından hangilerinin ortadan kaldırılacağına karar verin. Kaleler yapmak için karton kutular bile kullanabilirsiniz. Ardından oynamaya başlayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken bir nokta. Okul öncesi veya ilkokul çağındaki çocuğunuzun aşırı heyecanlanmaması için bir zaman sınırı belirlemeyi düşünebilirsiniz. 8. oyunumuz dans partisi. Çocuğunuzun enerjisini harcamasına yardımcı olmak için müziğin gücünü unutmayın. Tüm ailenizin keyfini çıkarabileceği bir çalma listesi hazırlayın. Sonra herkesi dans etmeye davet edin. Küçük çocuklar flör gibi aksesuarlar ile dans etmenin keyfini çıkarabilirler. Daha büyük çocuklar için heykel oyunu oynayabilirsiniz. Müzik durduğunda herkesin mevcut dans pozisyonunda donması gerekir. Hareket eden yanar.